Evet, iyi akşamlar hepinize. Tabii ki bir taraftan maçı kazanmış olmak, 70 puana ulaşmak bizim için önemliydi. Diğer taraftan tabii rakiplerimizin durumu da çok önemliydi. Ama sonuç itibariyle tabii 3 takım 70 puana ulaştı ve avarajla Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'e çıktı. Biz de Süper Lig hayalimizi 25 Mayıs'a kadar ertelemek zorunda kaldık. Ben oyuncularımıza soyunma odasında da şunu söyledim. Tabii ki aldığımız puan 70. Şimdi birçok insana göre başarısız görülüyoruz. Ama şöyle de bir gerçekle yüz yüzeyiz ki ligi şampiyon bitirenle de aynı puandayız. Dolayısıyla aslında başarısızız da diyemeyiz. Sadece bugün itibariyle Süper Lig'e çıkamadık. Ben oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize, taraftarımıza, camiamıza sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Onlar da inansınlar. Bu takım Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacak. Ve yarından itibaren de tabii biz bugünün etkilerini üzerimizden atıp daha üzerine koyarak inşallah önce Altın Ordu ile oynayacağımız maçları iyi oynayıp geçip daha sonra da finalde iyi bir performans ortaya koyup Süper Lig'e çıkacağız inşallah. Buna yürekten inanıyorum. Tabii çok şey konuşmak istiyorum, çok şey söylemek istiyorum ama bir taraftan da susmak zorunda olduğumu biliyorum. Özellikle son dönemde futbol adına yaşananları maalesef benim güzel ülkem kesinlikle hak etmiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum ki bu futbol düzeninde, kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek de aslında şampiyonluktan daha değerli bence. Biz Allah'a şükür bunu yaptık, bunu yaptık. Tertemiz, dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonunda ortaya çıkan sonuca da rıza gösterdik. Yine söylüyorum, Allah'ın izniyle inşallah bundan sonraki süreci çok iyi geçirip Samsun Spor'u Süper Lig'e taşıyacağız. Buna yürekten inanıyorum. Evet. Soru soran. Teşekkürler, sağ olun.